sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde. Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü. Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebu Ele Caner arasında. Kajt topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken. Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Galatasaray 2-1 önde. Fenerbahçe beraberlik için rakip kalede. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. İkinci hamle. Kajt ve gol. Kajt ve bir kez daha beraberlik. Kajt'ın golü. Galatasaraylı futbolculara itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a Kajt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da 2 gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe mi? Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var. Kajt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kajt geldi. Muslera ayrı köşeye, top ayrı köşeye gitti. Ve skora bir kez daha denge geldi. Kalesinde 2 penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu ağlara yolladı. Denge Fenerbahçe lehine bozuldu. Son penaltı vuruşlarına 2-1 önde giriyor Fenerbahçe. Kadıgeç, Muslera, Kadıgeç ve gol! Süper Kupa Fenerbahçe'nin. Penaltı vuruşlarında Galatasaray Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ediyor.